أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، sonsuz hamdler, şükürler, senalar, övgüler, tehmidler, tezkirler Yüce Rabbimize olsun. Sayısız salat ve selam Habibi Edebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine, onun temiz, pâk, âl ve ashabı üzerine olsun. Yüce Rabbim hepinizin geçmişlerine rahmet eylesin. Başta bugün devamlı cemaatimiz olan şu Hacı abimizin oturduğu yerde genelde oturup %99 öyle söyleyeyim, öğle ve ikindi namazlarını burada eda eden cemaatimizden sizin gibi değerli bir abimiz Doktor Fazlı Baltacıoğlu Hakk'ın rahmetine göç etti. Bugün cuma namazını mütakip İskenderpaşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Allah kendisine rahmet eylesin. Amin. İshaklarımızı helal ettik. Cenab-ı Hak, ben şahsen kendisinden razıyım. Allah da razı olsun. Amin. Muhterem müminler, böyle bir ilanımız olacaktır. Yine bugün genç cemaatimizden olan bir kardeşimiz var, Cemil, onun küçük kardeşi. Şehidin bayrağını değiştirirken iki zabıta elektrik akımına kapıldılar. Bir tanesi orada rahmeti rahmana göç etti. Bugün üçüncü gün. O da kabrine defnedilmiş. Öbürü de yoğun bakımda, kanaması devam ediyor. Allah'ım ona da Şafi ismi hürmetine şifa ihsan eylesin. Mehmetçiklerimizde yaralı olanlara şifa ihsan eylesin. Şehitlerimize, bütün geçmişlerimize Yüce Rabbim rahmet eylesin. Amin. Rahmetiyle muamele eylesin. Amin. İşte hayat bir ezanla kulağa okunmak suretiyle başlıyor. Duyulursa bir sala ile de gidiyoruz. Önemli olan bu ezan ile sala arasındaki hayatımızı Rabbimizin rızasına uygun geçirebilmek. Bunun ötesi ne dersek diyelim, ne kadar zengin olursak, ne kadar alim olursak, ne kadar takva olursak, ne kadar zalim olursak olalım, bir gerçeğin elinden geçeceğiz. Melek-ül Mevt'in elinden geçeceğiz. Yani ölüm mutlak surette hepimize isabet edecek. Rabbim ölüm anı yaklaşmadan önce ölümden sonrası hayat için hazırlanan, hazırlıklarını yapmış, tamamlamış ve son nefesini de hep beraber buyurun kelime-i şehadet ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu cümlesini, bu güzel kelimeyi terennüm ederek huzur-u Rahman'a varmayı Yüce Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin. Değerli kardeşlerimiz, tabii bugün mevzu itibariyle konumuz farklı ama kısmen de değinmeden geçmek olmaz. Malum olduğu üzere bir korona virüsü denen, gözle görülmeyen ama görülmediği halde de varlığına iman edilen bir virüs, hastalık yapan bir virüsten bahsediyoruz. Hani birçokları der Allah'ı görmüyorum, göster de inanayım diyenlere, görmediğiniz virüse inanmıyorsunuz da o virüsü yaratan Allah'ı nasıl kabul edemiyorsunuz? O virüsü ki gözle görmeniz mümkün değil, binlerce kez mikroskobik ortamda bakacaksınız ve göreceksiniz. Kaldı ki müminin ölümden korkması mümkün değil. Bakınız bu hastalıklar aslında hepimiz için bir imtihan. Ha dikkat edin. Niye korkuyorsunuz onu anlayamadım ben ya. Ya ölüm bir defa gelecek kardeşim ya. Bir defa gelecek. İkinci defası yok. Yani kredi kartına 8-10 taksiti yok bunun ya. Tombaladan zar gibi şansa çekilecek bir şey değil ölüm ya. Bir gün geldi mi tek geliyor ve gidiyor. Başka bir şey yok. Vurduğunu alıp gidiyor. Çok meşhur bir hikaye vardır, anlatılır.
Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz, peygamberler içerisinde tek kral peygamber Süleyman Aleyhisselam'dır. Sultan, nebi, bütün zenginlikler hepsi bir arada bir tek ona verilmiş. Ama ona başka üstün meziyetler de verilmiş. Hayvanlarla konuşmak, rüzgarlar, bulutlar onun emrine musaklar kılınmış. Karıncalarla konuşuyor. İstediğini istediği yere naklediyor. Cinlere hükmediyor. Onları işçi gibi kullanıyor. Böyle bir peygamber. Bir gün birisi mahzun, korkak bir vaziyette, ürkek vaziyette Süleyman Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Ey Allah'ın nebisi, bugün Azrail göründü bana dedi. Ne olur şu bulutlarına emir ver de beni Hindistan'ın en ucuna köşesine atsın. Hayrola dedi. Ya dedi çok acayip baktı bana dedi. Endişe ettim, korktum benim ruhumu alacak. Hiç olmasa oraya gideyim dedi. Beni oraya gönder. Yani bir anlamda kaçıyor yani. Ölüm sevilmiyor ama sevilse de sevilmese de gelecek. Hazırlıklı olmaya bak kardeşim. Kaçmakla kurtulacak olan bir şeyse kaçalım hep beraber. Ama hastalıktan kaçma yerine tedbirli olmak lazım. Temiz olacağız. Bakınız bu hastalığın zemini nereden başlıyor? Pislikten başlıyor. Ya Müslümanlar temiz niye AIDS'ten korksunlar? Zina etmeyen Müslümanlar niye AIDS'ten korkuyor? Ama bundan korktuğumuz kadar Allah'tan korksak bize de isabet etmeyecek. AIDS zina eden, fuhuş yapan milletlerde olur ama Müslümanlara da bulaşmaya başlayınca niye başlıyor? Neden Müslümana bulaşıyor? İşte kan yollarıyla o yandan bu yandan o kan verdi, bu kan verdi, oradaydı, buradaydı. Bela, musibet bulaşacaksa Allah onu bir şekilde isabet ettirir. Ama biz tedbirli olacağız. Biz o hastalığa bulaşmamamız için bizim zina diye bir derdimiz olmaması lazım. Faizin getirdiği hastalık ve belalara bulaşmamak için faize bulaşmayacaksın kardeşim. Fitnenin getirdiği belalardan korunmak için fitneye bulaşmayacaksın kardeşim. Fesadın başını açacak olduğu belalardan korunmak ve kurtulmak için onun içerisinde olmayacaksın kardeşim. O zaman bulaşıcı denilen hastalıklara eğer temizlik mani oluyorsa ya Müslümandan daha temizi var mı ya? Günde 5 defa yıkanan bir Müslüman, günde 5 defa elini yüzünü tertemiz hale getiren Müslümana niye bulaşsın bu hastalık? Sen bütün tedbirini aldın da bulaştı. İşte o zaman dersin ki ya Rab bu benim kaderimdi. Takdir bu yoldan ölmekti dersiniz. Bir başka incelik daha. Kardeşim senin gücünün yetmediği bir şeyde gayret ettin, korundun, tedavi oldun, çalıştın ama umulmadık bir musibetle, hastalıkla vefat ettin. Ha, senin kaybın yok ya, şehit olacaksın ya. Sen ölümden niye korkuyorsun ya? Sen ölmeden önce tedbirli olmaya bak. Hastalanmadan önce tedbirli olmaya bak. Senin işin bu. Temiz Müslüman yemesine, içmesine, oturmasına, kalkmasına, konuşmasına, işitmesine, arzalarına hakim olursa bunun öyle kolay kolay bir takım sıkıntılara maruz kalması mümkün değil. Ama şunu anlamayın sakın buradan. Müslümana her türlü ibadeti yaptığı halde hiçbir musibet isabet etmez. Edecek. İmtihandasın ya. Başın ağrıyacak, dişin ağrıyacak, ayağın ağrıyacak, ağrıyacak. Ve nihayet Süleyman Aleyhisselam bulutlara emir veriyor. Bu mümini Hindistan'a gönderiyor. Ardından Azrail Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'ın yanına uğruyor. O adamı merak ediyor Azrail Aleyhisselam. Yani bu adamın ruhunu Allah bana Hindistan'da kabz edeceksin dedi. Bu adamın şu kadar kanadı olsa Hindistan'a ulaşması, hele bu kadar kısa zamanda, bu akşam alacağım ben bunun ruhunu. Buraya gitmesi mümkün değil. O şu anda Hindistan'da dedi. Rabbimin hikmetinden sual olunmaz. İşte ben bunu merak ediyordum. Onun için acayip acayip baktım adama dedi. Yoksa onu korkutmak, ürkütmek için değil. Ya sen burada, ben senin ruhunu Hindistan'da alacağım. Hani bugünkü gibi olsa dersiniz ki uçağa bindi, şuna bindi, buna bindi, gitti. Ama yok böyle bir imkan. O gün işte bu minval üzere Süleyman Aleyhisselam'a verdiği cevap ruhunu orada alacak.
Bakınız Mevla nerede ruhunu alacaksa kulunu oraya bir sebeple onu gönderir. Biri virüsten kaçar, başka bir yerde gene virüsten ölür. Ama Azrail orada alacak ruhunu. O mekanda alacak. Orada kabzedecek onu. Öbürü bir başka hastalıktan başka bir yere tedavi için gider. Bir bakarsınız ki, deriz ki ya adam İstanbul'da Cerrahpaşa'da öldü. Ama bu adamın o kendi haliyle oraya gitmesi mümkün değil. Uçaklarla vesaireyle gitti ama mekan olarak da Azrail nerede ruhunu alacaksa Cenab-ı Hak orada ruhunu kabzeder. Kimimizi İdlib'de alır, kimini Afrin'de alır, kimini Uzak Doğu'da alır, kimini Batı'da alır, kimini Şark'ta, kimini Gark'ta alır Cenab-ı Hak. Senin görevin ölümden kaçmak değil, ölüme hazırlıksız yakalanmamak için tedbir almaktır. Aynı şekilde hastalığa yakalanmamak için de tedbir almaktır. Bizim görevimiz bu. Bakınız, Diyanet İşleri Başkanımız bugün Ankara'da Ahmet Akseki Camii'nde cuma namazını kıldıracak, hutbeyi de uyarı edecek. Cumasızlar yaygara yapıyorlar internet üzerinden. Türkiye'de cuma namazı tatil edildi, cuma namazı yok diyor. Hemen bir bakıyorum çevreden tanıdığım cemaatimiz, hocam cuma tatil mi, ne yapacağız? Ulan yok kardeşim. İnternetten bir ufak yazı yazdım, bilmiyorum okuyar oldum olmadığını, ilan ettik. Tabii etraftan da birçok kardeşlerimiz bu işi anlattı. Neticede geldiniz, Allah hepinizden razı olsun. Ya cuma namazı tatil edilir mi? Edilir. Edilir, şartlar tahakkuk etti mi o da olur. Hazreti Ömer'in karantinaya aldığı yerler vardır ya. Olur, bulaşıcı hastalıklar, umumi felaketler vesaire sizi engeller. Cuma'ya gidemeyecek hale gelirsiniz. Düşman etrafınızı sarar. Şiddetli sel felaket olur ya. Şu senin ortasında cuma kılayım diye bir göreviniz yok ya. Biz tedbirli olacağız. Biz bize düşeni yapacağız. Mevla zaten o kendisine ait olanı yaratıyor. Sen merak etme. Sen ona güven ama kuru güven değil. Kuru itimat değil. Kuru tevekkül değil. Tedbirini alarak, görevini yaparak Rabbine güven, o seni mağdur etmeyecektir. Biiznillahü Teala vaadi vardır. O vesileyle korona denen virüs hele hele Batı dünyasını tedirgin edebilir. Ama bu bir ticaret savaşının bir başka versiyonudur. Kokusu sonradan çıkacaktır. Bunun aşısı da hazırdır. Bulmuşlar. Ama önce bir yaygınlaşsın. Ondan sonra piyasaya çok miktarda satacak. Senin benim sırtımdan kazanacaklar. Grip mikrobu gibi. Grip aşısı gibi. Tedbirli olalım. Temiz olalım. Mesela şu an bir ne var? Bulaşıcı hastalık var. Biz kucaklaşan bir milletiz. Musafaha eden, sünnet olan bir milletiz. Musafahası sünnet olan bir milletiz. Dertleşmeyi, kucaklaşmayı yakın bir değer olarak bilen bir milletiz. Bu hastalığın, hani büyüklerimiz der ya, kovu geçinceye kadar, bunun etkisi geçinceye kadar bir müddet gönülden kucaklaşırız, uzak dururuz. Halatır sorarız. Ama uzaktan dururuz. Sıkıntı yok. Şimdi bu bizi başka bir şekilde de imtihana tabi tuttu. Mendilciler, serpakçılar, peçeteciler, kolonyacılar, falan filancılar, eldivenciler, maskeciler. İşte maskeleri düştü. İhtikar, stokçuluk nedir bilir misiniz? Gerek ihtikar, gerek stokçuluk Allah'ın haram kıldığı ticari emtialardan bir kısmıdır. Alışverişin yasaklandığı alanlardan bir kısmıdır. İhtikar nedir? Toplumun ihtiyaç duyduğu bir malzemeyi, maddeyi o toplumun ihtiyacını giderme yerine stoğa çekerek fiyatının yükselmesini bekleyerek aşırı fiyatta topluma onu satmaktır. Domuz etinden vallahi daha tehlikeli. Böyle yiyenler sattığı mal helal olmasına rağmen yediği domuz etinden aşağı değildir yani. Bunu böyle bilesiniz. Müslüman millet, Müslüman esnaf, Müslüman etkili yetkili kişiler nasıl olur da böyle bir yola başvururlar? İnsanların hastalığını zaaf bilip,
onun zaafından istifade etmeye kalkan, ne gibi? Sehribazcılar gibi. O telefondan okuyan, televizyondan okuyan sahtekar hocalar gibi. Bir kardeşimiz arıyor, hocam diyor, bir oku beni diyor. Neredesin dedim, camiye mi geldin? Yok yok dedi, ben Ankara'ya geçtim hocam, bir oku beni orada. Allah Allah. Şu hale bak ya. Sipariş ile okumak, sipariş ile çare aramak. Siparişle yapılabilecek olan işler var ama yapılmayacak işler var ya. Yani. Varsa samimiyetin Kur'an'a gerçekten, önce Kur'an'ı yaşayacaksın. Arkasından da olduğun yerde de hoca arkadaşlar var. Takva insanlar vardır. Gidiniz Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun dua etsin size. Duasını alın, birbirimize dua edelim. Okuyalım Allah'ın ayetlerini. Ama önce tedavi olacaksın kardeşim. Televizyonda öyle şarlatanlıklar oluşturuyorlar ki medyada da artık dinin bir parçasıymış gibi algılanıyor. E biz hangisine yetiştirelim ya? Hangisine cevap vermeye çalışıp da yetiştirebiliriz ki? Mümkün değil ya. Kemerkaya Camii'ndeki cemaate yetiştiremiyoruz. Biz dışarıya nasıl geçeceğiz? Adam geliyor hocam diyor, bende üç harfliler var. Nedir o üç harfli diyorum? Ya o şeylerden. O şey ne ya? Cin demeye korkuyor, çarpılır. E madem var sen de zaten çarpılmışsın. Niye ismini söylemekten korkuyor? Yok yok, korkmayın. Cin %99,99 insanoğlunun hayatına girmesi mümkün değil. Senin ya kocandan ya karından, ya parandan ya malından, ya komşundan ya şuradan ya buradan bir derdin var. İç dünyana attın, onun çatışmasını yaşıyorsun. İşi cinlere bağladın, iftira atıyorsun ya, yapma. Cinnin başka işi yok da seninle mi uğraşacak ya? Ama yumuşak karın. O kadar kolay kanıyor Müslüman ki, şurada biz şu cami görevlileri olarak, şöyle günün belli saatlerinde hasta okuma saati ilan etsek, şöyle bir iki de yazı yazsak var ya, yemin ediyorum şu Trabzon'un bütün toprağını satın alırdık o paralar. O kadar bol para var bu işte. Peki Trabzon'u satın aldın da kabrine ne doldurdun? Ateş doldurdun. Ahiretine ne yığdın? Ateş yığdın. Cehennemini bollaştırdın, genişlettin. Ne ile? Müslümanın zaafından, onun derdini kullanarak, onun hastalığını kullanarak, onun duygusallığından istifade ederek onun kasasına, kesesine girdin. Sana Allah yedirecek mi onu zannediyorsun ya? 3-5 tane ev alabilirsin, daire alabilirsin. Ama Allah sana onları umdurmaz kardeşim. Hesabı da ağır olur kardeşim. Onun için hayatımızı getirip de böyle şarlatanlara bağlamayalım. Sana o hocadan daha yakın olan Allah var ya. Ondan iste ya. Ondan iste kardeşim. Ha, müminler birbirini okuyamaz mı? Okur ya. Ayetel Kürsi'yi okuyun birbirinize, kendinize, çocuklarınıza. Felak Nas surelerini, Sure-i Fatiha'yı okuyun kendinize, çocuklarınıza. Sevdiğiniz arkadaşlarınızı okuyunuz. Bundan zarar görmezsiniz. Etki yeterse şifa olur. Etki etmezse en az ihtimalle Allah'ı zikretmiş olursun ya. Kur'an okumuş olursun ya. Ama ümitleri, hoca okuyacak beni, hocanın nefesi iyidir dediğin anda, Allah'ın vereceği şifayı hocaya bağladığın anda hapı yutarsın kardeşim. Müşriklik öyle basit bir iş değil ama zor da değil yani. Evet, konumuz dedik ya, o olmayacaktı ama güncel olduğu için müminlerin, insanların zaafını kullanıyor. Maske mi yapacaksınız kolay? Ya o kadar maliyetlere girmenize gerek yok. Eve gidiniz, şöyle bir tülbent vardır, kaynamış suda temiz güzel kaynatın, arasına pamuğu yayın, sarın ağzınıza çekin ya, bırakın uyanın yani. O kadar büyük işlere girmeye gerek yok ya. Kutu kutu eldivenler, kutu kutu maskeler, kutu kutu askılar, ya etmeyin ya. Tedbirli ol, yıka elini yüzünü, tertemiz ol. E beş vakit namazını kılan Müslümanın zaten elinde yüzünde kir birikir mi ya? Ama Müslüman sadece elini yüzün değil, şu ağzını, dişlerini de misvaklayacaksın, fırçalayacaksın, temizleyeceksin.
Müminin dünyaya açılan penceresi, kapısı, ağzıdır, dişleri gül gibi pırıl pırıl parlaması lazım. Ağzı temiz kokması lazım. Hastalığı olan vardır, midesinden gelen rahatsızlığı vardır, dişinde arızası olan vardır, boğazında problemi olan vardır. Ya bu kardeşlerimiz de ağzını atar bir karanfil, işi bitirir. Zor değil bu. Çareler var ama aramak isteyen aradığını bulur. Onun için değerli kardeşlerimiz, temiz olmak müminin şiarındandır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, mümin temizdir, Allah da temiz olanı sever. Medine'nin bir beldesi vardır. Kur'an'a konu olmuştur. Ayetlere mevzu olmuştur. Medine'ye giden kardeşlerimiz gidip gördüklerinde Kuba Mescidi'nin olduğu bölge, Cuma namazının kılındığı Cuma Mescidi'nin olduğu bölge, bu Mekke tarafına doğru o vadi, boğazı nedir? Beni Salim yurdudur. İsminden de anlaşılacağı gibi güven yurdu demektir. Şu ayeti celile onlar hakkında indiği rivayet ediliyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَضَهِّرِينَ Allah temizdir. Çok temizlenen ve çok tevbe edenleri sever. Efendimiz anlatıyor o beni Salim yurdu kabilesinin, bölgesinin insanlarını, ne güzel insanlar diyor. Ne kadar güzel de temizler diyor ya. Hala öyledir o bölgenin insanı. Temizlik bambaşka bir nimettir. Gittiğiniz yerde göze çarpar. Müslüman olduğu yeri tertemiz tutar ya. Biz 4-5 kişi bir araya gelsek, ya çekirdek kabuklarıyla, ya sigara izmaritleriyle, ya sakızlarımızı atmak suretiyle, ya da arabamızdaki küllükleri boşaltmak suretiyle olduğumuz yeri dahi istiyoruz ya. Esnaftır, sigarasını yarı içeride, yarı dışarıda içiyor, gene kendi kapısının önüne atıyor. Esnaf. Yakışmaz bize bu ya. İmamdır, caminin kapısında sigara içiyor, atıyor. Zaten başkanlığımız yapacak olduğu, devletin yapacak olduğu en güzel bir iş var. Memur mu alacak, işçi mi alacak? Diyanet personeli mi alacak, imam hoca mı alacak? Sigara içiyor mu? İçiyor. Alma kardeşim. Tertemiz. Mihraptaki imamın yanına sigara kokusundan yanaşılmıyor ya. Yanaşılmıyor ya, yakışmıyor bize. Hele hele bir de kürsüye çıktı, sigaranın haram olduğu hükmü de verildi, fetvası verildikten sonra bir imam hangi fetvayla bunu içiyor ya? Kendimize gelelim Allah aşkına. Elbette ki toplumun bozulmasında bizim de rolümüz var. Çünkü güzel örnek olamıyoruz. Ailede ana baba olarak evlatlarımıza güzel rol, model olamıyoruz. Toplumun önünde yürüyen insanlar olarak da gerçekten güzel bir model olamıyoruz. Örneklik teşkil edemiyoruz. Yani ben falan hoca gibi olmak istiyorum dedirttiremiyoruz. Filan amca gibi olmak İstiyorum çocuklarımıza dedirttiremiyoruz. Çocukluğumda bir hava pilot tanıyorum. F-104 kullanıyordu o zaman. Phantom uçakları vardı. Kıbrıs harekatında onları kullanmıştı. Oradaki şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Amin. O zaman bir pilotumuzun konuşmasını dinlemiştim radyoda. Resimlerini de gazetelerde görünce o zaman hayatımda ben olursam savaş pilotu olacağım demiştim. Niye? Beni celbetti onun konuşması, uçakta oluşu, düşmana verdiği zayiat beni celbetti. Bir mücahit gibi gözümün önünde oluştu ve gönlüm aktı onu. Ama olmadı, bizi imam hatipleri, medreseleri, okulları almadılar. Ama bak örnek, benim gözümde onun bir büyüklüğü var ya, çocukluk hatırası olarak. Her birimiz birisini örnek alırız. Ama şimdi evlatlar ana babayı örnek almayı bırak. Ana babaya itibar etmeyecek hale geldi. O vesileyle değerli kardeşlerimiz, sözümüzü toparlayalım, konumuza geçelim. Zaman çabuk işliyor, ömür çabuk geçiyor. Aha demin başladık, aha bitti. Yarım saat neredeyse geçti. Değerli kardeşlerim, değerli cemaatimiz. Bir virüsten ümmeti Muhammed ve insanlık
korktuğu kadar Allah'tan korksa, dünyalık mevki ve makamları, parayı, serveti, şöhreti sevdiği kadar da Allah'ı sevse, ondan fazla sevecek de ama en azından virüsten korktuğu kadar Allah'tan korksa, dünyalıkların içerisinde sevdikleri kadar en az Allah'ı sevse kurtulacak. Vallahi kurtulacak, yemin ediyorum. Ama virüsten korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor. Dünyalık makam ve mevkinin şatafatını, zenginliğini, gösterişini sevdiği kadar Allah'ı sevmiyor. O zaman Allah sana niye rahmet etsin ya? Bunlar bize bir imtihandır. Ders alanlara imtihan, almayanlara beladır ya. Bir musibet, musibet. Bir virüsten Türkiye'de şu ana kadar ölen yok. Yani bu bahsedilen hastalıktan. Ama sigara kanserinden her gün o sebep olduğu hastalıklardan 113 ile 336 kişi arasında insan ölüyor ya. Her gün. Niye bakmıyorsunuz sigaraya? Sigara ondan daha beter. Kendini öldürüyoruz ya. Kendini öldürüyoruz. Bunun gibi daha neler? O halde değerli kardeşlerimiz, hayatımızı bize emanet eden Allah, bizden bu hayatı nasıl geçireceğimizi, nasıl yaşayacağımızı da tanzim etmiş. Peygamberler örnekliğinde nasıl yaşayacağımızı da bize göstermiştir. O zaman uyanık olalım, kendimize gelelim, kendimize çeki düzen verelim değerli kardeşlerim. Aziz müminler, asil Müslümanlar, korkuların en büyüğü Allah korkusu, sevgilerin de en büyüğü Allah sevgisi olunca o mümini yıldıracak hiçbir güç ve kuvvet sahibi beşer yeryüzünde olmayacaktır, olmamıştır. Ama Allah korkusu azalıp beşer korkusu artarsa, hani buyuruyor ya Cenab-ı Hak, "Vahşavni ve la tahşavun nas." Benden korkun diyor Allah-u Teala. "Ve la tahşavun nas." İnsanlardan, mahluklardan korkmayın diyor. Allah'tan korkun denildiğinde Allah'tan kaçın mı anlıyor bu ümmet yoksa? Allah'tan korkmak demek Allah'tan kaçmak demek değil ya. Allah düşmanın değil ki kaçacaksın ya. Allah senin ömrünü, senin yaşayışını, senin rızkını, senin dünyada ne yapıp yapmayacağını her şeye tekeffül etmiş ya. Kefil olmuş ya. Kefilin senin, yaratanın senin ya. O sana düşman olur mu? Sen ona düşman olmadıkça Allah sana düşman olmayacaktır. Ama onun dostluğunu kazanmak için ne yapıyorsun? Ben Allah'ın düşmanı değilim ama, sonrası dostluğunu da kazanmak için çalışmıyorsun. O zaman mutlak surette safını netleştirecek, sevdiğin Allah'ı sevdiğini ispat edeceksin. Kim için? Kendin için kardeşim. Hepimiz. Kendimiz için bunu yapacağız. Bizim ihtiyacımız var. Allahu Samed. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bütün varlıklar ona muhtaçtır. Değil mi? İmanımızın özeti. İhlas suresi diyoruz. İman suresi, tevhid suresi. Küçücük bir sure. Ama barındırdığı anlam o kadar büyük ki. Müşriklere de cevap veriyor, müminlere de cevap veriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam üzerinden bütün beşeriyete, bütün insanlığa, kıyamet sabahına kadar gelecek olan insanlara haber veriyor. Kul huvallahu ehad. Kul ey Resulüm, de ki huve o, Allahu Allah ehadun, tektir. Eşi benzeri yoktur. Her şeyde tek. Varlığında tek. Birliğinde tek. Kuvvetinde tek. İlminde tek. Azametinde tek. Her şeyde tektir. Eşi ve benzeri yoktur. Bunu çocukluğumuzdan beri anne babalarımız söyler bize. Anlatırlar bize. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Ne demek Samet? Allah hiçbir şeye, hiçbir varlığa muhtaç değil. Ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. Doğru mu değil mi? Doğru. O zaman neden endişe ediyorsun ya? Sen ben muhtacız ona.
İhtiyacımızın giderilmesi için onun kapısını çalacağız. Ey Rabbim! Kulun kapısına gittiğimde kapanabilir ama senin ezeli ve ebedi kapanmayan kapın bana açık. Ya Rabbi, beni bu kapından rahmetinle, mağfiretinle merzuklandır, rızıklandır Allah'ım diye yalvarıyoruz, yalvaracağız. Lem yeri müşriklere cevap veriyor. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Allah'a babalık isnat ettiler. Nasara bugün hala Hristiyan dünyası. Ne diyor? İsa Allah'ın oğludur. İsa Mesih Allah'ın oğludur diyorlar. Allah babadır diyorlar. Allah'a iftirada bulunuyorlar. Allah bu sureyle kıyamet sabahına kadar gelecek olan bu putperestlere böyle cevap veriyor. Lem yelip doğurmadı. Kimsenin anası, babası, dedesi, ninesi değil. وَلَمْ يُولَدْ Hiçbir varlık tarafından da doğurulmadı. Kimsenin oğlu, kızı, gelini, damadı, torunu, yeğeni değil ya. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Onun azametine, kuvvetine, büyüklüğüne, varlığına hiçbir varlık denk değil. Bu güzel Allah'ımıza bu şekilde iman edip de ondan sonra başkalarından medet ummaya başladığımız zaman işte sıkıntılar baş gösteriyor. Allah'ım cümlemizi affeylesin. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, hastalıkların dedik ya sebepleri vardır. Biz ama mikroba kızıyoruz. Mikroba kızma, onun yetiştiği bataklığa bakacağız. Mikrobun yetiştirildiği bataklığa bakacaksınız. Camiye gelen sivrisinekleri kovarız. Cihazlar çıktı şimdi, bak orada duvarda var, böcekleri kovarız. Ama sinekler dışarıda görevine devam ediyor. Nereden geliyorlar? Barındıkları bataklıklar var. Nemli sıvı yerler var, sulak yerler var, pislik yerler var. Buralardan ne yapıyor? Besleniyor, yumurtasını o suların içerisine bırakıyor. O zaman bataklığı kurutacaksın kardeşim. Bataklık oradayken caminin içindeki iki tane sivrisineği yok etmenle sivrisineklerin hakkından gelmiş olmazsın kardeşim. O zaman mümin, o bataklık küfür bataklığıdır. O bataklık şirk bataklığıdır. O bataklık ahlaksızlık bataklığıdır. O bataklık rezillik, çıplaklık, faiz, kumar, yalan, İftira, ihtikar, stokçuluk bataklığıdır. O bataklık ana babaya isyan bataklığıdır. O bataklık yaşadığı devleti çalmaya çalışanların bataklığıdır. O bataklığı kurutacaksın. Onun için sağlam bir nesil yetiştireceksin kardeşim. Hiç unutmuyorum, 2000'li yılların başındaydı. Camilere küçük çocukları koymak, sokmak yasak. 15 yaşından küçükler. Sonra himmet ettiler. 12 yaşa düşürdüler onu. Ama çocuklar gelmeye devam etti. Bir gün bir hanımefendi geldi. Şöyle sadece üzerinde kısa bir giysi var, bir gömlek. Geri kalan hiçbir şey yok. Beni gördü sakallı. Şöyle bir kapının gerisine çekildi. Ki utandı demek ki. Kendisinin olduğu halden bile utandı demek. Var gene hanımefendide bir İman çekirdeği. Allah cümlesine hidayet versin. Amin. Siz dedi bu caminin hocası mısınız dedi. Evet dedim. Buyurun dedim yenge, niye tedirginsiniz, hayrola? Dedi ya benim durumum müsait değildi falan. Yani utanmaya başladı. Ona önce dedim yenge, mülkünde gezdiğin Allah'tan utanmıyorsun da caminin hocasından utanmakla bu işi çözecek olduğunu zannediyorsan yanlış yapıyorsun. Sen derdini söyle dedim. Dedi ki ben battım, ben yandım, benim halim perişan, hiç olmasa şu çocuğum Allah'ı tanısın dedi. Şu çocuğuma bir şeyler öğretirsen belki onun etkisiyle bana da Allah bir yol açar diyor. Bakınız, işte biz o çocuklarımızı, yavrularımızı bu memleketi isyana götürenler de onları kullandı. Bu memleketi hayata kavuşturacak olanlar da onlarla beraber gücü edecek. Başkası yok bu iş.
Onun için değerli kardeşlerimiz, virüsten korkmayın. Çünkü virüsü üretmeye başladılar. Böcekleri üretmeye başladılar. Özel böcekler, bir takım radyasyon ve benzeri şeylerden etkilenmeyecek böcekler üretimine başladılar. Domateslere akrep geni veriliyor birçoklarında ki çürümeyi engellesin. Güneşten aldığı radyasyon ona etki etmesin, çürütmesin onu. Dayanıyor domates. Bizim bildiğimiz domatesler bir haftadan fazla dayanmazdı. Onun için yemyeşil alırdık, evde kasalarda ne yapardı, renklenirdi. O zaman kardeşim, yediğine de bakacaksın, içtiğine de bakacaksın. Fesat sadece virüste gelmiyor ki. Zalimler üretiyor, üzerimize salıyor. Şimdi bombasını ürettiler. O bombayı getiriyor, sevmediği milletlerin üzerine salıveriyor. Millet de öksürmeye, hapşırmaya, tıksırmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz, bir rüzgar dönüştürüyor, adamların kendi bölgelerine düşürebiliyor onu. Bu da oluyor. Ama sen ol. Sen ol, çalış, çabala, zalimlerin oyunlarına gelmemek için gayret göster. Su uyur, düşman uyumaz. Düşman uyanıkken uyumak maskaralıktır. Şair öyle diyor. O zaman sadece 7 düvelle eskiden savaşırdı, şimdi 70 düvelle savaşıyorsun ey Müslüman. Ey Necip Müslüman Türk milleti, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, hani eski tabirle 72,5 milletiyle bir bütün olarak bu Anadolu coğrafyasında yaşıyorsun. Öyleyse sen diğer milletler gibi uykuda olamazsın. Sen uyanık olacaksın. Etrafın ateş çemberidir. Sen yatamazsın. Sen nöbeti terk edemezsin. Nöbet yerinden uzaklaşamazsın. Sen nöbetteyken cuma namazına gidemezsin. Sütçü imam niçin çıkmıyor içimizden ya? Şu Fransız bayrağı, şu kale burcunda dalgalandıkça vallahi size cuma namazı kıldırmıyorum diyen o imam. Nerede o imamlar ya? Allah onlara rahmet eylesin. Amin. Değerli kardeşlerimiz, işte bizler Hazreti Kur'an ve sünnet-i Resulullah üzere yaşamaya mecburuz. Çünkü biz Allah'a söz verdik. Biz Müslümanız elhamdülillah dedik. İmzayı attık, kelime-i şehadet mührünü bastık ve artık Kur'an ve sünnetin müntesibiyiz. Bizim artık bundan sonra laga luga işimiz olmaması lazım. Müslüman kendine geleceksin. Kim için çalıştığını, kim için yaşadığını bileceksin. Sen Allah için varsın, Allah için yaşayacaksın. Senin yemen, içmen, uyuman, yatman, çalışman hep Allah için olacak. Bunu dediğimizde cemaatimizden çıkıyor bazıları, diyor ki ya o hoca da sallıyor gibi. Neyi sallıyor? Ya biz 24 saat namaz mı kılacağız? Yok kardeşim, senden 24 saat namaz isteyen yok. Sen 5 vakitini tam kıl, Allah seni ıslah edecek. Sen ben 5 vakti de tamamlayamıyoruz. Bir kardeşimiz geçen dedi ya hocam dedi. Ya namaza başlayalı bir zaman oldu ama bir türlü 5 vakti aynı günde tamamladığım vakti olmadı diyor hala. Niye dedim? Yahu diyor sabah namazına kalkacağım diye saati kuruyorum, kalkamıyorum diyor, sabaha kaçırıyorum. Sonra kuşluk vaktinde onu halletmeye çalışıyorum. Sabaha kılarsam diyor ikindiyi kaçırıyorum muhakkak diyor. Dükkanda müşteri geliyor diyor, oydu buydu kaçırıyoruz. Dükkandaki müşteriye verdiğin değer kadar Allah'a değer ver, vallahi kaçırmayacaksın, yemin ediyorum. Müşteriden gelecek olan o meblağ, o paraya verdiğin değerin biraz fazlasını Allah'a ver, Allah sana kendini unutturmayacak. Ama namazı terk Allah'ı unutma hastalıklarından bir tanesidir. Allah'ı unutmayanlar namazı terk etmezler. Allah'ı sevenler namazı terk etmezler. O vesileyle aziz müminler, değerli kardeşlerim, bu güzel ömrümüzü veren Yüce Rabbimiz bize mutlak surette nasıl geçirdiğimizin hesabını soracak mı? Soracak. Öyleyse yaşadığımız hayatta başımıza gelen musibetlerin sebeplerini
başkalarında arama yerine biz kendimizde arayacağız. Benim çocuğum ana babasına itaat etmiyor. Bunu başkalarında aramayacağız, kendimizde arayacağız önce. Elbette çocuklarımız birbirinden etkilenerek, onun çocuğu ne yapıyorsa öbürününki benimki birbirinden etkileşerek birçok işler yapıyorlar. Ama biz ailede yetiştirdiğimiz yavrumuz arkadaşına örnek olsun diye yetiştirelim. Öbürleri bizimkini bozana kadar bizimki onları bozsun ya. Seni beni başkası bozana kadar biz onların o kötü ahlaklarını bozup da güzel ahlaka çevirelim. Değerli kardeşlerimiz, Hazreti Ali Kerremallahu Veçhi Efendimiz diyor ki, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bizi çok uyarırdı, çok ikaz ederdi ve o ikazlarından birçokları hatıramdadır diyor. Ne zaman ki Resulullah'ın ikazına uyar hareket ederdik, emin olun o gün rahat yaşardık diyor. Ne zaman ki bir iş, bir bahaneden dolayı bir sıkıntı başımıza gelse, emin olurduk ki Resulullah'ı o gün dinlemedik. Dinlersen inlemezsin. Dinlemezsen inlersin kardeşim. Dinleyeceğiz. Kimi? Müslümanın hiçbir başka mazereti yoktur. Allah'a ben Müslümanım diye söz verdikten sonra kuyruk kıvırma hakkımız yoktur. Sağa sola kayma, kaçma hakkımız yoktur. Cayma hakkımız yoktur. Onun için bizler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidecek, onun yolu üzere yaşamaya mutlak surette gayret göstereceğiz. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplumların üzerine şu şeyler musibet olarak gelmedikçe o toplumlar bozulmaz, iflah olmaları devam eder, ıslahları devam eder. Ama eğer onlar şu şu işleri yaparlarsa çok büyük sıkıntılara ve ilahi rahmetten uzak kalma gibi belalara maruz kalacak. Dünyanın da afetlerine maruz kalacaklar. Bir diyor, ganimetler zenginler elinde devam ederse. Ganimet nedir? Devlet malı. Devlet malı zenginlerin elinde, belli kesimlerin elinde kullanılıp el değiştiriyorsa bu toplulukların iflahı mümkün değildir. Bugün devletleri bakınız ne hale gelmiş, İslam memleketlerine bakın. Hemen hemen %100'e yakını perişan bir halde. Yönetim kademeleri israf ve zenginlik içerisinde yüzerlerken galibanlar sefalet ve sefil bir hayat içerisinde yaşamak. Dünyanın muhtaçları, açları aç susuz yaşarken onlar göbek üstüne göbek bağlamakta, boyun üstüne boyun bağlamaktan geri kalmamaktadır. Ve öyle bir noktaya geliyor ki ganimet denen devlet malı insanlar arasında sıradan bir mal gibi dolaşmaya başlamış. Herkes devletten bir şey çalmaya çalışıyor. Ateşten gömlek diyor sahabe. Resulullah öyle diyor. Devlet malı ateşten gömlektir diyor. O zaman hakkını verelim. Hak ettiğimiz kadarını alalım. Hakkını ödeyemeyeceğimiz, bedelini ödeyemeyeceğiz bir vebalin altına, yükün altına girmeyelim. Çok dikkatli olalım. İki, kendilerine emanet edilenlere ihanet ettikleri. Emanete kaçımız sahip çıkıyoruz? En büyük emanet şu Kur'an emaneti. Değil mi? En büyük emanet. Kaçımızın hayatına hükmediyor Kur'an? En büyük emanet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti en büyük emanetlerden. Kaçımızın hayatında o Allah Resulü'nün sünneti görünüyor? Yani emanetleri kendi malımız gibi kullanıyoruz. Taraf üstünde, köşe üstünde, kütüphanenin kenarında ama hayatımızdan çıkarmış oluyoruz. Yine bir başka özellik diyor Hazreti Ali Efendimiz. Zekatı Allah emrettiği için değil,
bir başkasına mihnet altında bırakmak, töhmet altında bırakmak, kendi emri altına almak için verildiği dönemler. Bu dönem ya. Geçen seneydi bir kardeşimiz geldi dedi ya falan amca bana verdi işte 3000 lira zekat dedi. Dedi bana ki işte ismini söylemeyeyim. Şurada 3 dönüm yerim var dedi o fındıklı şey yap temizle onu. Ya işim ben burada işte kapıcıyım bir yerde görevliyim ama yapamıyorum diyor gidemiyorum. Dedim ya hacı amca benim gelmem mümkün değil ben görevliyim. Ulan sana verdiğim zekat haram olsun dedi. Sen kimsin ya? Sen zekatı kime haram ediyorsun ya? Rezanım adam. Zekat senin malın mı? Sen zekatı haram edeceksin. Yani neye benziyor bu? Hasan Hoca namaz kılıyor. Yanlış yapan cemaate diyor ki sana kıldırdığım namaz haram olsun. Namaz benim malım değil ki sana haram edeyim onu ya. Çok tehlikeli ya. Zekatı haram ediyor. Sen kimsin ya? Sen dua ede ki muhtaç birine verdin de kurtardın o vebali. Ama bu töhmeti yaptığınız zaman gelecek diyor. İşte o gün o belalardan bir tanesi de budur. Bugün zekat veren müminler hakkıyla zekatlarını ihtiyaç sahiplerine verse fakir kalmaz şu dünyada ya. Fakir kalmaz. Anneye asi, karısına, hanımına itaat edildiği zaman diyor. Ya biz torunlarımızı tanımıyoruz. Çoğumuz değil mi? Anasına, öz anasına düşman, hanımın emri altına girmiş. Ama şunun altını çizelim, sakın yanlış anlaşılmasın. Hanıma zulmet, hanımı şöyle yap, böyle yap değil. Bu değil. Anneyi hanım yüzünden terk etmek. Baba da buna dahildir, bir diğer maddede de babayı ortaya koyuyor. Arkadaşına himmet edecek, hürmet edecek, saygı gösterecek ama babasından uzak kalacak diyor. Bundan bir müddet önceydi. Gençler oturdu konuşuyorlar, dertleşiyorlar. Ben de yanlarında böyle oturdum. Birisi getirdi, çay ikram etti orada. Dedim ki, tamam kardeşim, çayını içelim de şu delikanlılara bir kulak verelim. Bunlar dertleşiyorlar. Biri diğerine diyor ki, ya diyor, babamdan kurtaramadım gitti diyor. O da diyor ona ki, niye babandan kaçıyorsun? Ya diyor, para veriyor bana. Para bol diyor. Su gibi para var diyor. Çekebildiğin kadar. Ama diyor beni yanında görmek istiyor. Baba seni seviyor. Seni yanında istiyorsa o babanın yanından kaçılır mı ya? Ha işin olur, gücün olur, müsaade ister gidersin. Ya da uzaklarda isen, mecbur isen bunun da yolları vardır. Ama kaçmak bahane edilmemeli. Anadan babadan kaçandan vallahi billahi o delikanlı, o kız evladı zamanı gelip ana baba olunca evlatları da onlardan kaçacaktır. Ektiğini biçecek, ettiğini bulacaktır. Bunlar dünyada kesinlikle gerçekleşecek. Bunun şakası yok. Edenler bulacak. Teröriste, müfside şerrinden korkulduğu için itibar edilecek. Bundan birkaç sene önceydi bir yerde sohbet ediyoruz ayaküstü bir anda kaldırımın üstü kalabalıklaştı. Hayırdır dedim. Dediler filanca cezaevinden çıktı. Bu millet diyor ona hürmet ediyor. Ondan korktukları için diyor. Onun kul köle oluyor. Parasızdıracaklar ondan diyor. Aynı bugün yaşanıyor bunlar. Müslüman sen cezaevinden çıktığın zaman bir musibetin içinden çıktığını bil, büyük bir imtihandan çıktığını bil. Bundan sonraki hayatını insanlar üzerinde korku unsuru olarak kullanma. Allah'a kul ol. Çünkü senden değil, Allah kendisinden korkulmasını emrediyor. İşte öyle bir zaman gelecek ki, şerrinden korkulduğu için teröriste itaat edilir. İşte terörist. Teröristlere itaat var. Bir başka, yedinci maddemiz. İçki çeşitli isimler adı altında yaygınlaştırılacak. Birçok kardeşimiz gitmiştir Mekke'ye, Medine'ye. Suudi Arabistan'da Mekke'nin harem sınırları içinde büyük marketlerde
dolaplarında, soğuk dolaplarında bira satılmaktadır. Üzerine de alkolsüz bira yazıyor. Bakınız, alkolsüz bira. Bunun içildiğinde içen adama bir zevk vermeyecekse adam bir necaseti niye içsin ki? Pis bu. Necistir, necasettir. Üzerine döküldüğü elbiseyle namaz olmaz. Sarhoşluk veren bir şey necistir. Üzerine döküldüğü zaman onunla namaz olmaz. Pistir. Şimdi bin bir çeşit isim altında aman Allah'ım içilmedik, içilmeyecek. Hatta rengarenk böyle şeyler ortaya çıkarılmış ki adam camına bakınca arzu ediyor onu. Yani nefis ona coşuyor. Bir büyüğümüz vardı, Allah mekanını cennet eylesin. Bir gün dedi ki ah hoca dedi, tam sigara içme zamanı dedi. Niye dedim hacı abi? Dedi yahu şuraya baksana, çikolatalısı var, meyvelisi var, bilmem nelisi var. Şu pakete bak diyor, o zamanlar böyle cazibeli. Habire diyor, tam sigara içilecek zaman. İç dedim, ne seni tutan mı var? Yok yok dedi. Bırakana kadar neler çektim dedi, bir daha o belayla uğraşamam. Şimdi üzerinde öyle vahşi resimler var ki adam üzerini kapatıyor, kılıf koyuyor. Hemen yakıp içiyor ya. Adam seviyor ya. E sevdiğinle haşr olacaksın, sevdiğin üzere can vereceksin, unutma, unutma. Yine sekizinci olarak, çeşitli isim ve adlar altında şarkıcı kadınlar ve çalgıcı ve çalgıcılar töreyecektir. Aman Allah'ım, İmam Hatip mi dersin, okul mu dersin, utanmasak camilerde de enstrümanlar getirip saz çaz eşliğinde namaz kılacak. Bu hale gel. Bu hale doğru gel. Allah hepimizi affeylesin. Ve şu anda toplumun başına gelen musibetlerin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bugün bu yaygınlaşmış, evine girmeyen kalmamış. Hanımefendi başında bir başörtüsü, yanında zavallı bir kız, onun sırtında bir gitar, kucağında bir bilmem ne diyor, mandolin, bilmem ne vesaire. Hocanınki de böyle oldu, hacınınki de böyle. Hepimiz böyle. Allah hepimizi affeylesin. Ve son olarak ümmetin sonradan gelenleri, ah ah işte belaların en büyüklerinden birisi bu. Ümmetin sonradan gelenleri önceden geçenlere lanet okuyacaklar diyor. Bugünün sözüm ona, hocaları geçmiş alimleri beğenmiyorlar. Velileri, Allah dostlarını beğenmiyorlar. Öyle şeyler söylüyorlar ki aman Allah'ım anlatmak mümkün değil. Sonra müminler kendilerini adam eden, yani beni okutan hocamı, öğretmenimi beğenmiyorum. Ve emeği var ya, en azından emeğine saygı olur ya. En azından emeğine saygı olur. O vesileyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu dokuzuncu maddeden sonra bunlar olduğu zaman diyor, o gün sizi sarsacak zelzeleler çok yakındır. Zelzeleler, yer sarsıntısı çok yakındır. Toprağın sizi yutması çok yakındır. Yine suret değiştirmeler. Bu suret değiştirmeleri ulema farklı şekillerde değerlendiriyor. Bir tanesi kendisini beğenmeyen erkek ya da kadın makyajla suretini değiştirerek, bir diğeri de başkasının yüzünü kendi yüzüne naklederek değişik şekillerde suret değiştirme işleri çıktı. Allah affeylesin. Allah bizi bu tür belalardan muhafaza eylesin. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Değerli kardeşlerimiz, bugün başta merkez Kur'an kursu olmak üzere birçok Kur'an kursu için yardım talep edilmektedir. O vesileyle çıkışta her bir kardeşimizden yardım talep ediyoruz. Boş geçmeyelim. Bir. İkincisi, mutlaka bu arkadaki arsayla ilgili mutlaka merakınız vardır. Allah razı olsun. İki büyük sponsorumuz, birisi 1 milyon lira taahhüt ederek, birisi de geri kalanını, bizim topladığımız 500 bin lirayı hemen hemen buldu. Onu da bunun üzerine koyarak, gerisini de bir başka kardeşimiz üstlendi. Böylece mali noktadaki külfet üzerimizden düştü.
Ancak o en büyüğünü karşılayacak olan kardeşimiz dedi ki, eğer hayır yapmak isteyen kardeşlerimiz varsa yapsınlar. Onlar da o hayırdan ortak olsunlar. Biz bunu engellemeyelim. Böyle bir selamı da var size. İsteyen yardım etmeye kapı açıktır. Aynı adres, aynı numaralar, aynı hesap numarası açıktır. Bilgilerimize arz olunur. Cenab-ı Hak vatanımızı, milletimizi bölmek, parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermesin. Amin. Ya İlahel Alemin. Senden korkmayan insanlığa bir virüs korkusu salmak suretiyle darmadağın ettin ya Rab. Ne olur ümmeti Muhammed'in birliğine vesileyle. Amin. Her musibetten bir rahmet çıkar. Amin. Ümmetin birliğine, beraberliğine vasıta olacak bir rahmet indir Allah'ım. Amin. Hazreti Kur'an'ın etrafında bizleri toparla Allah'ım. Amin. Sünneti Resulullah üzere yaşat Allah'ım. Amin. Ölmeden önce senin dinin üzere, İslam üzere, Kur'an ve sünnet üzere yaşamayı, ölürken de son nefeste kelime-i şehadet ki buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu cümlesiyle ruhumuzu melekül mevte, ölüm meleğine Azrail'e teslim etmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifa ver Allah'ım. Amin. Dertte olanlarımıza derman ver Allah'ım. Amin. Borçlu olanlarımızı borçlarından halas eyle Allah'ım. Amin. Darda ve sıkıntıda bulunan bütün ümmeti Muhammed'e, özelde de bugün cuma namazına katılan bütün bu kardeşlerimizin, hepimizin her ne türlü sıkıntılarımız varsa bertaraf eyle Allah'ım. Amin. Bugün rahmeti Rahman'a tevdi edilecek olan Fazlı Baltacı oğlu doktor abimize rahmet eyle Allah'ım. Amin. Diğer zabıta kardeşimize rahmet eyle. Amin. Bu arada bildiğimiz bilmediğimiz bütün mevtalara da rahmet eyle Allah'ım. Amin. 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 Ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ma'as-salavat.